Hürriyet Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Vali Gül yeni 4 Eylül Stadyumunda incelemelerde bulundu. Behrampaşa Hanı turizme kazandırılıyor. FETÖ soruşturmasında 18 sanıktan 12'si 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Vali Davut Gül, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'a ev sahipliği yapan yeni 4 Eylül Stadyumunda bir dizi incelemelerde bulunarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ve Stat Müdürü Fatih Şimşek'ten bilgi aldı. Stat bünyesindeki tüm donatıları tek tek gezen Vali Gül, stadyum içerisinde bir takım eksiklikler tespit ettiklerini belirterek, "Önümüzde yaklaşık 2 haftadan fazla zaman var. Seyircilerin bize zaman zaman ilettiği sorunları yerinde görelim istedik. Statımızda olağanüstü sorunlar yok. Ancak küçük olsa da problemleri çözmemiz gerekiyor." diye konuştu. Yaklaşık 2 haftadan biraz fazla zaman var. İlk maçımızı Sivas'ta yapana kadar olan süre içerisinde seyircilerin zaman zaman bize ilettiği sorunları yerinde görelim istedik. Böyle çok olağanüstü sorunlar yok ama küçük de olsa seyircilerimizin, Sivasların hayatını olumsuz etkileyen ufak tefek sorunlar var. Mescitleri farklı yerlere taşıyarak biraz daha genişleteceğiz. Stat içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Gül, mescitleri farklı yerlere taşıyarak biraz genişleteceğiz. Lavaboların bir kısmı abdest alınabilecek duruma getireceğiz. Ayrıca stadın farklı bölgelerindeki birkaç problemi de çözeceğiz. Yiğidolar stadımıza sorunsuz gidip gelecekler. İfadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti. Lavabolar zaten her tarafta var. Onların abdest alınabilecek duruma getirmeye inşallah projelendireceğiz. Öyle çalışacağız. Ayrıca da stadın başka yerlerinde birkaç problem vardı. Onları yerinde gördük. İnşallah takip edeceğiz. Demir Grup Sivasspor'un ligin ilk yarısındaki performansına da değinen Gül, Kırmızı Beyazlı ekibin ligin ilk bölümünü ilk 10'da kapattığını hatırlatarak inşallah ikinci yarı daha da iyi olur ve sezonu ilk 5'te kapatırız. Takımımız güzel, seyircimizin desteği de her geçen gün artıyor diyerek şunları kaydetti. Yani çok şükür ilk 10'da kapattık. İnşallah ikinci yarı daha iyi olur. İlk 5'te kapatırız. Takım güzel, seyircinin desteği her geçen gün artıyor. Şehir takımı sahiplendi. Geçtiğimiz yıl İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'le adliye mübaşiri Musa Can ölümünün birinci yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde anıldı. İzmirliler 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda şehit düşen mübaşir Mustafa Can'ı unutmadı. Tekim. Dünyaya gelen evli ve ikisi kız, bir erkek olmak üzere 3 çocuk babası olan şehit polis memurumuz, 3 Ağustos 1995 tarihinde Samsun 19 Mayıs Polis Okulu'ndan mezun olarak Kilis İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlamıştır. İzmir Adliyesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fethi Sekin için yarışmayla belirleyip heykeltıraş Can Aktaş'ı yaptırdığı anıt heykelde açıldı. TRT haberi ise Fethi Sekin için sanatçılar, futbolcular ve Türkiye'nin önde gelen isimleriyle birlikte Fethi Sekin için tek yürek olarak bir klip hazırladı. İşte binlerce kahraman Türk evlatlarından bir tanesi olan Fethi Sekin için hazırlanan o klibi izliyoruz. Benim adım Fethi Sekin. 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 43 yaşındayım. Memleket Elazığ.
Dün İzmir Adliyesi'nin önünde görevdeydim yine. Trafik polisi. O iblisleri arabanın içinde gördüm. Alçaklıkları gelişlerinden belliydi. Dur dedim, durmadılar. Önce biri indi, sonra diğeri. Başladılar kurşun sıkmaya. Dedim ki, kurşunun bitene kadar size dünyayı dar ederim. Ettim de. Kalleşlerin peşine düştüm. Onlar sıktı, ben sıktım. Gözüm bir şarjörde, bir de bizim çocuklarda. Bizimkiler yetişene kadar... Dayandım, dayandım. Derken, kurşunum bitti. Sonuncuyuz. Sonra tetik boşalmıştı. Bir ses, ince bir çizik gibi. Hainin kurşunu geldi, buldu beni. Düştüm. Ve sokmadık o iblisleri adliyeye. Sonra bizim çocuklar geldi, vurdular o kalleşleri. Beni aldılar, götürdüler. Bizim çocuklar eve gelelim dediler. İyi de dedim, benim kızlar açmaz ki kapıyı. Tembihlemiştim, aman açmayın kimseye diye. Çaldılar kapıyı, kızlar içeriden var. Babam yok, açmayın dedi kapıyı. Bizimkiler mahcup. Yavrum dediler, biz babanın arkadaşıyız. En büyüğü oğlan, adı Tolunay, 16'sında. Ortanca, kızım Dila, o 15. En küçük de Nisan, 8 yaşında daha. İçeri girdik, hanım yok. Bekledi bizimkiler. Rabia geldi, eşim, hayat arkadaşım, çocuklarımın annesi. Daha bir şey dememişlerdi, anladım. Dediler ki, yenge başın sağ olsun... Fethi tek başına durdu, onlarca kurşunun önüne. Sokmadı o kalleşleri adliyeye. Son kurşununu atıncaya kadar çarpıştı. Kahramanca şehit oldu, işte o zaman yeniden doğdu. Ben şehit polis memuru Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Ben Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Ben Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Benim adım Fethi Sekin. Sakın öldü demeyin, ben dün... Bin kere yeniden doğdum. Sevgili izleyenler, şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanlığına aday Sayın Ömer Yıldız stüdyo konuğumuz. Sayın Yıldız, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yıldız, evet 14 Ocak'ta yapılacak olan genel kurul öncesi delegelere yönelik ziyaretlerinizi aralıksız devam ettiriyorsunuz. Evet. Şoförler ve otomobilciler odası başkanlığı görevi içinde start verdiniz. Seçime de az bir süre kaldı. Seçmenlerin beklentileri nelerdir? Tabii öncelikle Sivas halkımızın, şoför esnafımızın, şoför meslektaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Esnafın içindeyiz birebir. Devamlı yanlarındayız. Her gün gecemiz gündüzümüz tabiri yerindeyse beraber. Seçim startına daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Son 10 güne girdik. Tabii gece gündüz çalışıyoruz. Esnaflarımızın beklentisi çok büyük. Çok büyük çünkü çok büyük bir odayız. Sorunlarımız çok, camiamız çok geniş, çok renkli. Biliyorsunuz taksicilerimiz var, kamyoncularımız var, servisçilerimiz var, halk otobüsleri var, galericiler ve rentekarcılarımız var. Elimizden geldiği kadar seri artık ziyaretlere geçmeye başladık. Tabii sektörümüzün inanılmaz sorunları var. Odamızın sıkıntıları çok büyük. Biz de nasıl yapacağımızı, neler yapacağımızı bir bir esnafımıza anlatıyoruz. Sorunlarına vakıfız, dinliyoruz. Yani her bir sektörün
ciddi boyutta sıkıntılarımız var. Yani bunlar geçmişten bugüne gelen sıkıntılar, yeni gelen sıkıntılar. Yani çözülmediğini görüyoruz. Bir bir tartışıyoruz. Nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Neler yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Geçmişten gelen eksiklikleri gidereceğimize inanıyoruz. Çünkü yani biz buranın büyüklüğünün de gücünün de gayet iyi farkındayız. Ben ayrıca biliyorsunuz kardeşler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi'nin başkanlığını yürütüyorum. Evet. Nakliyeci camiasını temsil ediyorum. Ciddi bir camiayı temsil ediyoruz. Tabii kendi sorunlarımızı da biliyoruz. 4-5 aydır taksicilerimizle beraberiz. Servisçi arkadaşlarımızla beraberiz. Taksicilerimizin ciddi anlamda sıkıntıları var. Taksici esnaflarımızın birçok sorununu kimini çözdük, kimini biliyoruz, notlarımızı alıyoruz. Genel itibariyle servisçi arkadaşlarımız yine öyle. Sorunlarıyla birebir ilgileniyoruz. Büyük sorunlarımız var servis camiasıyla. Evet. Tabii bunların hem yerin hem zaten göreve gelmeden dahi birçok sorunları çözmüş bulunmaktayız. Yani galericilerle de ilgileniyoruz. Gerek şu anki konumumuz itibariyle. Evet. Olabildiğince her esnafımızın birebir yanında oluyoruz. Olmak zorundayız. Zaten sorunlara vakıfız. Esnafımız bunu çok iyi biliyor. Yani nasıl çalıştığımızı çok iyi biliyor. Gece arıyorlar, gündüz arıyorlar. Yani artık biliyorlar. Yani başkanım şu sorunumuz var. Hemen tabii çıkıp gidiyoruz, dinliyoruz, ilgileniyoruz. Gerekli mercilerle görüşülüyor. Bunları yapıyoruz. Bu arada yani birçok şeyi de çözdük diyebilirim. Biliyorsunuz halk otobüsçülerimizin ciddi sıkıntıları vardı. Bugün de toplantıları vardı arkadaşlarımızın. Tabii işte ben her zaman şunu söylüyorum. Siyasi mekanizmayı yani STK'lar çalıştırır. Bunun bilincindeyiz biz. Sen sıkıntılarını doğru anlattığın zaman zaten siyasilerimiz bunu ister. Sorun çözmek ister yani. Yeter ki sorunun ne olduğunu doğru anlatalım. Esnafa faydalı işler yapalım. Bugün bakınız yani Esnaf Kredi Kefaret Kooperatifinden bugün 60 ay olan krediler çok ciddi bir oranda kredi faizleri düşürüldü ve 84 aya çıkardılar. Sayın Bakanımız da dahil. Ben sizler aracılığıyla Sayın Bakanımıza, bütün milletvekillerimize, Habib Soluk Bakanım da dahil, hepsine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye Başkanımız Sami Aydın'a. Bu çok önemliydi. Çünkü bu cidden büyük bir sıkıntı yaratacaktı. Neden? Çünkü esnafımız kazandığı parayı ödeyemez haldeydi. Yani bugün 5000 lira falan otobüsçü camiamız para kazanıyor bu işten. 6-7 bin lira bunların ödemeleri çıkıyordu. Dolayısıyla şu anki yönetim gayet başarılı bir şekilde yürüttü bu süreci. Çok da verimli şeylere imza attılar. Yani gayet başarılı oldu. Esnafımızın yüzü güldü. Halk otobüsçülerimizin yani bu sorun da büyük bir oranda çözülmüş oldu. Evet, evet. Peki Sayın Başkanım, 14 Ocak'ta seçimi kazandığınız zaman şoförler ve otomobilciler odasının çehresini değiştirmeyi planlıyor musunuz? Şöyle sormak daha doğru herhalde. Oda mensuplarını ne gibi müjdeler bekliyor? Bunlar zaten üyelerimiz birebir biliyor bizim projelerimizi. Bir kere yani bunlar olması gereken esasen. Yani yapılması gereken, biz kooperatifçilikten geldiğimiz için biz bunlara çok hala yapıyoruz. Bir anlattığımız birçok şeyin %80'ini biz şu anda hayata geçiriyoruz zaten. Akaryakıtta inanılmaz indirimler, yani bu potansiyelimiz var. Bakınız, bizim şoför camiasını temsil ettiğimiz kurum
Bugün ticari faaliyet gösteren araç sayımız 2400 civarında. Şimdi herkes istediği yerden istediği gibi mazot alıyor. Biz de dahil buna. Biz bunu kooperatifte ne yapıyoruz? Gidiyoruz toplu olarak bir yerden anlaşıyoruz. %10'lara varana kadar biz bugün indirim alıyoruz. Buna o da dahil olduğu zaman yani bu imkanlar daha artıyor. 11-12'leri konuştuk biz. Bunların altyapısını şu anda hazırladık biz zaten. Büyük oranda yani indirim gelecektir. Şimdi bu gibi yerlerde bu öyle projeler olması lazım ki esnafın faydası olması lazım. Bakınız esnafın faydası olmayan hiçbir yerde hiçbir proje tutmaz. Biz de yöneticilik yapıyoruz. Ve şu var yani mevcut yönetimle aynı dönemde aşağı yukarı göreve geldik. Biliyorsunuz rahmetlik Mustafa Toy. Evet. İki kurumun da başkanıydı. Başkanlığını yürütüyordu. Biz tabii kooperatifi seçime götürüp biz yeniden taze bir kan olarak geldik. Tabii şoförler odasına uğraşacak vaktimiz yoktu. Kooperatifte çok yapacak çok işimiz vardı. Allah'a çok şükür bugün 3. yılın sonunda Orta Anadolu'nun en güçlü kooperatiflerinden biri seçildik. Ve bugün şoförler odası ne konumda diye bakıyoruz. Şoförler odasından bizim yürüttüğümüz kurum maddi olarak yani bilançolarımız açıktır. 10 kat büyümüştür. 1, 2, 3 değil bakınız 10 kat. Ekonomik olarak bugün belediye başkanımızla da beraberdik. Ciddi anlamda Sivas ekonomisine bulunduğumuz kurumu Sivas ekonomisine ciddi bir gelir sağlamıştır. Bu kimin cebine girmiştir? Sivas esnafının. Ayrıca şoförler odası üyelerinin cebine girmiştir nakliyeci camiasına. Biz potansiyelimizin kesinlikle farkında olmadığımız kanaatindeyim. Yani birçok 3,5 yıl olmuş. Şöyle dönüp baktığımız zaman birçok şeyler yeni yeni yapılıyor. Evet. Bakınız benim durduğum yerde hiç kimse oturamaz. Bak nasıl çalışılıyor. Yani seçim startına girdik. Demek ki yani bir şeyler oluyor. Şimdi bunlar seçim yatırımı olmaması lazım. 3,5 yıl zaman geçmiş. Niye yapılmamış? Yani biz çıktık diye mi oldu? Tabii bunlar olması gereken şeyler. Biz de diyoruz ki daha farklı, daha iyisine layık bu esnafımız. Zaten olması gerekiyordu bunlar. Yani 3 tane konteyner almayla hizmet ettiğimizi sanıyorsak çok yanılıyoruz. Biz de diyoruz ki bugün belediye başkanımızla onu konuştuk. Tarihi Sivas tarih kenti. Böyle bir girişimde hiç bulunulmamış. Bütün ben diğer odalarla da görüşüyorum. Belediye ile beraber istişare edilir. Bunlar tarihi uygun yapısına göre taksi durakları yapmamız lazımdı. Şimdiye kadar bunların çoktan olması lazımdı. Özellikle taksicilerimiz için konuşuyorum. Biz geldiğimizde, göreve geldiğimizde bugün öğlende belediye başkanımızla da ciddi sorunlar görüştük. Bunları da görüştük. Yani dedik ki başkanım bize destekçi olun. Bakın ben örneklerini verdim diğer illerin nasıl yaptığını. Biz de yapacağız. Ayrıca bizim biliyorsunuz nakliyecilerdeki bizim en büyük sorunlarımızdan biri. Geçen emniyet müdür yardımcımız bizi ziyarete geldiler. Sivas'ta ciddi bir sorun bu kamyonlar, tırlar mahalle aralarına çekiyor. Bu da mecburiyetten dolayı. Aslında bugün onun için görüşmeye gitmiştik belediye başkanımızla. Nasıl bir çalışma yapalım dediğimizde yeri belirledik. Yani nerede olması gerektiğini ben anlattım sektörle alakalı. Çünkü konuya vakıf olan biziz. Olması gereken yeri anlattım. Nasıl olması gerektiğini anlattık. Belediye başkanımızla bunları istişare yaptık tabii ki. Verimli bir görüşme oldu. İnşallah göreve geldiğimizde Sivas çok şey kazanacaktır. Ayrıca galericiler sitemizin noter olayını konuştuk. Noter yani
gerçekten olması gereken bir şey. Galericilerimiz bunu çok istiyor. Bunu Sivas'ımıza kazandıracağız biz. Evet. Bunun sözlerini de aldık Sayın Belediye Başkanımızdan. Sayın Yıldız, aslında çok konuşulacak şeyler var. Anlatmak istedikleriniz tabii. Çok. Ben size başarı dileklerimi sunuyorum. Ve sizin son olarak seçim öncesi seçmenlerinize iletmek istedikleriniz mesajlar neler? Ben size çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde şoförler odamızın seçimi var pazar günü. Evet. Ben buradan sizler aracılığıyla bütün üyelerimizin seçime katılmasını istiyorum. Zaten birçoğuyla görüştük biz. Katılacaklarını ifade ettiler. Bu demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanalım diyorum. Ve bir artık 2018 milat yılı olsun, şu STK'larda 15-20 yıllık tablolar bir yıkılsın diyoruz. Yani bir değiştirelim. Bakın neler oluyor. Yani neler değişiyor. Bunu esnaf da görecek, Sivas da görecek. Bu hepimizin faydasına olacaktır. Hepsinin desteğini istiyorum, oylarını istiyorum. Bize güvenmelerini istiyorum. Zaten örneklerimiz var. Yönettiğimiz kurumların geldiği yerler belli. Bunu aynı hızla şoförler odasında da yapmak istiyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın çok Başkanım. Sağ olun. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olmasına rağmen atıl durumda bulunan Behrampaşa Hanı'nın da restorasyon çalışmalarına devam edildi. Sivas'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olmasına rağmen atıl durumda bulunan Behrampaşa Hanı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Altta şey var mı değil mi? Şimdi gezeriz. Yok. Şura açılacak mı? Şura açık başka. Şura açık. Şey. Tamam. Bu hem sağdan hem soldan. Evet. Kapı gezeriz ama içeriden dolaşmayacağız. Tamam, anladım. Böyle daha güzel. Şey açısından da. Evet. Mahremiyet. Aynen. Açısından da. Direkt o değil. Tabii tabii tabii. Yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Sami Aydın yerinde inceledi. Behrampaşa tarafından 1576 yılında yaptırılan han, günümüze kadar çeşitli amaçlarda kullanılırken 2015 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonu tamamlandıktan sonra butik otel olarak kullanılacak. Bence orada var. Çok güzel. Çok güzel. Enfesin. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Aydın, Behrampaşa Hanı'nı geziyoruz. Gerçekten mükemmel bir çalışma ortaya konmuş. Hem restorasyon olarak aslını koruyarak güzel bir çalışma yapmışlar, hem de ilave fonksiyonlar katarak ayrı zenginlik ortaya çıkartmışlar dedi. Behrampaşa Hanı'nı geziyoruz. Öncelikle Sinan Bey'i ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel bir çalışma ortaya konmuş. Hem restorasyon olarak aslını koruyarak güzel bir çalışma yapmışlar, hem de ilave fonksiyonlar katarak ayrı bir zenginlik ortaya çıkarmışlar. Tarihi seven insanların Sivas'taki yeni adresinin Behrampaşa Hanı olacağına vurgu yapan Başkan Aydın, Sivas'ın birçok programına ev sahipliği yapacak nitelikli, son derece yüksek vasıflı bir proje. Çok emek vermişler, ciddi çalışmışlar, iyi bir proje ekibi oluşturmuşlar ve bu noktaya gelmişler dedi. Beraber toplantı salonları, restoranlar, kafeler, hamamlar, saunalarla bu genişletilmiş, zenginleştirilmiş, tarihi seven insanların Sivas'taki adresi olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 6 ay içerisinde de tamamlanıp hizmete sunulması öngörülüyor, hedefleniyor. Proje koordinatörü Sinan Duman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek elimizdeki önemli değerlerden birisi olan Behrampaşa Hanı'nda restorasyon çalışmalarını kısa bir süre içerisinde bitirerek bu alanı halkımızın kullanımına sunacağız dedi. Buradalar. Bizi çok memnun ettiler. Kendilerinin açıkladığı gibi 4-5 ay içerisinde inşallah Sivas'ımızı Anadolu'ya şöyle güzel bir eser kazandıracağız.
Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kitap okuma seferberliği kapsamında Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi'nin yürüttüğü Annem Varsa Ben de Varım adlı kitap okuma etkinliği projesinin tanıtımı yapıldı. Sivas Valiliği, Hayırseverler ve Gönül Elçileri İşbirliği ile ilk etapta 58 bin adet basılan kitaplar Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılmaya başlanıldı. Programa Sivas Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, kaymakamlar, diğer il protokolü, öğrenci ve öğretmenler katılımıyla gerçekleşti. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Gül, tarihi bir projenin tanıtımını yaptıklarını belirterek, Türkiye'de kitap okuma projeleri içerisinde Annem Varsa Ben de Varım projesinin en önemli proje olduğuna dikkat çekti. Hanımefendiler, beyefendiler, Sivas'ta bugün tarihi bir toplantının, tarihi bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Proje ile aile içerisinde iletişim sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Gül, anne ve baba çocuğu ile konuşsun, anne kocasıyla konuşsun diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bu kitap okuma projemizde en önemlisi aile içerisinde bir iletişim sağlamayı düşünüyoruz. Yani anne çocuğuyla konuşsun, baba çocuğuyla konuşsun, anne kocasıyla konuşsun, ailede bu konuşma, sohbet etme, muhabbet etme, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat böyle bir şey olsun istiyoruz. Annem Varsa Ben de Varım isimli proje olduğuna dikkat çeken Gül, annesi olmayan çocukların bu projeden mahrum kalmayacağını, neden anne denildiğini şu sözlerle aktardı. Tabii projenin ismi Annem Varsa Ben de Varım, bazı çocuklarımızın annesi yok. Anne aslında aileyi temsil ediyor. Nasıl okullarımızda okul aile birlikleri var. Böyle düşünmek lazım. Anne derken aslında babayı kastediyoruz. Anne derken aslında babaanneyi kastediyoruz. Anneanneyi kastediyoruz. Ablayı kastediyoruz. Kardeşi kastediyoruz. Dolayısıyla da bunu böyle anlamak lazım. Ama o ailenin şey olması, birbirleriyle iletişim içerisinde olması önemsediğimiz bir şey. Öğrenci Meclisi Başkanı Kutlan Enişte'ye ve diğer temsilci öğrencilere kitap takdim edilerek program sona erdi. Bu arada bu kitaplar valilik logosuyla özel basıldı. Meclisteyiz öğrencilerim. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması kapsamında yargılanan 18 sanıktan 12'si 2 yıl 6 ayla 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ömer C., Ümit Erkan V., Erol P., Ali Feyzullah Ş., Ramazan B., Ahmet Ali K. ile tutuksuz sanıklar F.T., İ.Ö.U., S.Y., Y.T., AB, AG, Ferruh B, Fikret Ö, Durmuş T, Sefa G ile sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Kahramanmaraş E tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Harun D ile Tokat T tipi ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Veysel T, ses ve görüntü bilişim sistemi ile duruşmaya katıldı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, sahte özel belgeyi bilerek kullanma, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yargılanan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti. Cumhuriyet Üniversitesi'nde akademisyenler imamı ve doktorlar ve mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Veysel T. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sohbetlerde dini bilgiler verdiğini iddia eden Veysel T. terör ve terör örgütlerini kınıyorum. 15 Temmuz'u yapanların Allah bin bir türlü belasını versin. Baylok kullanmadım. Sağlık durumumdan dolayı tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum dedi. Tamam.
Tutuklu sanıklardan Ömer C. ise üniversitede rektör adayı olduğunu, bunun demokratik bir hak olduğunu söyledi. FETÖ, PDY'nin adayı olmadığını öne süren Ömer C., üzerime atılmış suçları kabul etmiyorum, baylok kullanmadım, hakkımda beyanları olan tanıkların beyanları doğru değil, 18 aydır tutukluyum ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan Ali Feyzullah Ş. de önceki beyanlarını tekrar ederek örgütün herhangi bir yapısında yer almadığını ve bankasya talimatla para yatırmadığını savundu. 16 aydır tutuklu olduğunu belirten Ali Feyzullah Ş. suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesine ve beraatını talep etti. Tutuklu sanık Harun D. ise özel bir kolejde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu belirterek bankasya talimatla para yatırmadım. Çalışanların işe girip çıkması bilgim dışındadır. Geçimim için kolejde çalıştım. 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum dedi. Örgütün doktorlar ve mahrem imam olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Ramazan B., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek terörist değilim, hiçbir terör örgütünden emir almadım, adımın böyle bir terör örgütüyle anılmasından rahatsızım, baylok kullandığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum, tahliyem ve beraatımı talep ediyorum diye konuştu. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Gaybubet evinde yakalanan örgüt yöneticisi Veysel T'ye 15 yıl, Ramazan B'ye 13 yıl 6 ay, Ahmet Ali K'ya 12 yıl, Ümit Erkan V'ye 10 yıl, Ömer C, Erol P, Harun D, Ferruh B ve Fikret Ö'ye 7 yıl 6'şar ay, Ali Feyzullah Ş ve Durmuş T'ye 6 yıl 3'er ay, Sefa G'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklar Ömer C, Ali Feyzullah Ş, Harun D ve Erol P'yi tahliye eden heyet, tutuksuz sanıklar YT, SY, İÖU, AB, FT ve AG'nin beraatına hükmetti. Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.44 gram metamfetamin, 65 gram esrar, 8 gram bonzai ve 1 adet kaptagon hap ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Son 7 günde yapılan çalışmalarda 1.44 gram metamfetamin, 65.14 gram esrar, 6 gram bonzai ve 1 adet kaptagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Açıklamada Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edilerek, değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz uyarısında bulunuldu. İnternette rekor kıran otomatik gelinler şiirinin yazarı Van Erciş'li Gökmen Sakin, Serete'nin konuğu oldu. Sakin, otomatik gelinlerin hikayesini anlattı. İnternette rekor kıran otomatik gelinler şiirinin yazarı Van Erciş'li Gökmen Sakin, Serete'nin konuğu oldu. Sakin, otomatik gelinlerin hikayesini anlattı. Yanımızda daha doğrusu televizyonumuzun Dil Kaleme Küsmeden programının konuğu olan Vanlı şairimiz Gökmen Sakin'le birlikteyiz. Gökmen Sakin'in ayrı bir özelliği var. Özellikle Otomatik Gelinler diye bir şiiri internette adeta patlama yaptı. 8 milyona yakın izleme oranları var. Biz de dedik ki Gökmen Bey bu şiirini bizim için bir okusun ve sonra değerlendirme yapalım. SRT'de Nevin Kılıç'ın moderatörlüğünü yaptığı Dil Kaleme Küsmeden programına katılan yazar Gökmen Sakin, program sonrasında tıklanma rekoru kıran şiiri otomatik gelinleri SRT mikrofonlarına söyledi ve nasıl yazdığını açıkladı. Kara günlü beçere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere, hepsi şanslı bahtavar. Bir iş desen yapmazlar, gezmek desen hayhavar. Arabasız da gitmiler,
otomatik gelinler. Kaynanaya bir iş etse bin bir kurban heyranlan, anangile get desen uçi düğün seyranlan. Yıkamakları, süpürmekleri hepsi anam ceyranlan. Fişi çeksen ölürler otomatik gelinler. Nenem bir kalıp sabunlan bir teş esbab yıkardı. Belengaz makine mi gördü? Taşa çırpar sıkardı. Canları çıkardı valla. Sabah kordan kalkardı. Şimdi öyle kadar yatılar otomatik gelinler. Otomatik gelinlerin özellikle kaynanalar tarafından çok beğenildiğini dile getiren Gökmen Sakin, zaman zaman gelinlerin tepkisiyle karşılaştığını ancak büyük bir çoğunluğunun bu şiiri desteklediğini söyledi. Otomatik gelinler nereden sizin dizelerinize konu oldu? Biz yaşanmıştık. Tabii ki babaannemle beraber yaşardık. Eski zamanında çektiği zorlukları bize hep anlatırdı. Tabii ki günümüzde işte bizler evlilik yaptık, kardeşlerimiz yaptı, komşularımız, arkadaşlarımız. Onlara baktım, babaannemin zamanına baktım. Böyle bir şiir yazılır dedim. Ve ben bu şiiri yazdıktan sonra ne kadar çok yüreğe hitap ettiğimi gördüm. Çok sevildi, çok beğenildi. Bir de Erciş şivesini de katınca çok lezzetli bir şiir oldu. Gerçekten dediğiniz gibi yüzlerce, binlerce video yüklendi. Bazı videolar 7 milyon, 8 milyonu buldu. Benim de gerçekten başka illere gitmemde büyük rol oynadı bu şiir. Gönül dostları sevdi. Gelinler ne diyor? Şimdi tabii ki gelinler ne kadar yani böyle olumsuz baksa da bazıları abi haklısın diyorlar. Ama kaynanaların da göz bebeğim. Evet. Yani çok seviyorlar, çok dua ediyorlar ve onların duasıyla peki, gidiyorum. Şimdi... Sakin otomatik gelinlerin ardından damatlara yönelik bir şiir yazacağını söyledi. Yani erkekler de rahat gerçekten. Yani bunu da kabul edelim yani. Peki, sanal alemde 8 milyona denk gelip sizle birlikte mesela nasıl bir duygu içerisindesiniz? Ya şaşırıyorum gerçekten. Yani bu şimdi Erciş şivesi olunca hani ben dedim ki hani Erciş, Van, Bitlis, Ağrı bizim şivemizi bilen ama ben Çanakkale'de de, Sivas'ta da, Kırşehir'de birçok ilde şiir etkinliklerine gittim. Erciş kadar alkış aldım. Evet. Gerçekten yani teşekkür ediyorum herkese. Peki, teşekkürler. Ben elinize, teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri de konuk ettiğiniz için Sivas SRT televizyonu olarak biz yani gerçekten burada olmaktan onur duyduk. Çok teşekkür ederim. 14 Ocak'ta yapılacak olan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala başkan adaylarından Ömer Yıldız çalışmalarına hız verdi. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı olan Ömer Yıldız, ekibiyle birlikte bugün Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Çok sayıda projelerin tamamlandığı işte... Başkan Adayı Yıldız, ne kadar büyük camia olduklarını ve Sivas ekonomisine nasıl katkı sağladıkları hakkında Başkan Aydın'a bilgi verdi. Şu an yukarı 40-45 milyon sahada ne yaptığını Sivas ekonomisine para kazandı. Kooperatif olarak. Evet. Şimdi bunu kim yapıyordu? Hep yabancı firmalar yapıyordu. Siz de biliyorsunuz. Sivas esnafı da. Evet. Hayır, gerek siyasilerimizin, gerek dolaylı yönlerden sizlerin, sayın valimizin bak çok büyük desteklerini gördüm. Başkan adayı Yıldız, mevcut kamyon garajının yeterli olmadığını, yeni yer istediklerini belirtti. Başkan Aydın, ellerinden gelen imkanı sağlayacaklarını söyledi. Önce de konuşmuştuk hatırlarsanız. Şimdi biliyorsunuz artık burada kaldıracak durumda değil. Bizim araçlar için de kaldı. Araç kapasitemiz bugün sadece resmi rakamlar elimizdeki veriler 650 olacak. Güzel. Yani sadece bunun bizim kooperatifin dünyasındaki 500'ün üzeri. Tabii biliyorsunuz firmalarımız var bize bağlı. 350 kişiliklerimiz var. Çimento Vabukan'ın sahayı gördünüz mü orayı kapattım. Yusuf Bey'den Allah razı olsun 30-35-40 tane oraya şey yapıyoruz ama. Yıllardır galericilerin bitmeyen çilesi olan noter sorununu Başkan Aydın'a ileten Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı olan Ömer Yıldız, noter sorununu çözmek için Sivas Belediyesi Başkanı Sami Aydın'dan destek istedi. Şoförler Odası. Ben onun öncülüğünde de olsun, kooperatifin öncülüğünde de olsun. Yani burada
Bunu Sivas'a kazandırmamış ya. Seçilmeleri halinde Başkan Aydın'la çok uyumlu çalışacaklarını söyleyen Başkan adayı Yıldız, Başkan Sami Aydın'a teşekkür etti. Başkan Aydın ise nazik ziyaretlerinden dolayı şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkan adayı olan Ömer Yıldız'a teşekkür etti. Evet. Başımızda inşallah Sivas'ı ve temsil ettiği camiayı daha iyi yerlere taşıp biz de ona destek olmaktan mutlu oluruz. İYİ Parti Sivas İl Başkanı Taha Cengiz Çaykuş, Sivas'taki yatırımlar ve 2018'de asgari ücrete yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yakın zamanda il başkanlığının açılışı yapılan İYİ Parti Sivas İl Başkanı Avukat Taha Cengiz Çaykuş, Sivas'ın gündemine dair genel değerlendirmeler yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Sivas için en az bir istekle karşınıza çıkacağız. Kurulduğumuz günden itibaren de Sivaslı'nın sesi ve dili olmaya devam edeceğiz. Her hafta Sivas için en az bir istek ile karşınıza çıkacağız. Ayrıca ülke gündemine ilişkin beyanda bulunacağız. Herkes bilmeli ki İYİ Parti her zaman Sivas için istekte bulunan, Sivas'ın dili olan bir parti olacaktır, diyen Çaykuş, kapalı spor salonlarının yıkımı hakkında konuşarak sözlerine şöyle devam etti. Sivas'ta sizlerin de bildiği gibi 3 adet kapalı spor salonumuz vardı. Bunlardan Sebahattin Öztürk kapalı spor salonu yıkıldı. Bunlardan Atatürk Spor Salonu ki hepimizin çocukluğu o salonda geçti, yıkıldı. Şu anda da 4 Eylül kapalı spor salonu için yıkım kararı var ve yıkılmasını bekliyoruz. Biz istiyoruz ki kapalı spor salonlarımız yıkılmasın. Devletimizin bu binaları yıkıp arsalarını satıp oradan gelir elde etmeye ihtiyacı yoktur. Çaykuş ayrıca Kovalı mevkinde bulunan et, entegre ve süt tesisi konusuna da değinerek günlük 200 ton süt işletme kapasitesi tesisin ne zaman hizmete gireceğini sorarak bir an önce hizmete açılmasını istediklerini kaydetti. Halen Sivas İl Özel İdaresi'nin resmi internet sayfasında aynen şu ifade var. 2014 yılında tamamlanması planlanan et ve süt entegre tesisi yapılacaktır ve günlük 200 ton süt işleme kapasiteli olacaktır. Bu süt entegre tesisi ne zaman açılacak? Bizim kırsal bölgemizi de düşünmemiz gerekiyor. Bizim süt üreticimiz sütünü Niğde'ye, Aksaray'a, Tokat'a ve Amasya'ya gönderiyor sütün işlenmesi için. Bu da süt üreticisinin zararına oluyor çünkü maliyet artıyor. Bir mesafe giriyor. Biz diyoruz ki söz verilen 200 tonluk süt entegre tesisi bir an önce açılsın. Asgari ücrete gelen zam ile ilgili konuşan Çaykuş, diğer ürün ve hizmetlere yapılan zamlar karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor. Almanya ile Türkiye arasında yapılan karşılaştırmalar var. Asgari ücretli bir Türk 40 kilo et alabilir iken asgari ücretli bir Alman 240 kilo et alabilmektedir, diyerek şunları kaydetti. Bir Türk'ün asgari ücretiyle 40 kilo et alabilirken bir Alman asgari ücretiyle 240 kilo et alabiliyor. 40 kilo nerede, 240 kilo nerede? Mazota bakarsak, bir Türk asgari ücretiyle 310 litre mazot alabilirken bir Alman 1090 litre mazot alabiliyor. Yani mazottaki fark 3 katı. Sivas ve ilçelerinde kimlik kartıyla pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü fazla mesai yapacak. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla resmi tatiller dışında hafta içi 12 ila 13 ve 17 ile 18 saatlerinde, cumartesi günleri ise 9 ila 16 saatlerinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı ilçe müdürlükleri fazla çalışma yapacağı belirtildi. 831 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden bir geçmişe sahiptir. Nüfus hizmetleri İçişleri Bakanlığı'nın temel görevler arasında bulunmaktadır. Açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine dair sürenin 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldığı anımsatılarak nüfus müdürlüklerince pasaport ve sürücü belgesi verme işlemine belirtilen tarihte başlanacaktır ifadelerine yer verildi. İlçe Nüfus Müdürlüğü ile birlikte hizmet vermekteyiz. İlçe nüfus müdürlüklerimiz, vatandaşlarımızın yeni kimlik kartı taleplerinin alınmasına hazır hale getirilmiş olup, uygulamaya geçmek üzere talimat beklenmektedir. Sivas'ta 2017 yılı içerisinde merkez ve ilçe müdürlükleri 166.103 adet kimlik kartı başvurusu alındığının belirtildiği açıklamada, yeni yılda değerli kağıt bedellerinin kimlik kartı için 18 lira 50 kuruş, evlenme cüzdanı için 98 lira 50 kuruş,
Mavi kartın 10 lira olduğu hatırlatıldı. Nüfus cüzdanı değiştirilmesinde gerekenlerle ilgili bilgi verilen açıklamada şunlar kaydedildi. Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için kimliğini kanıtlayan fotoğraflı belge ibraz edemeyenlerden eş veya anne ya da baba, 18 yaşından büyük kardeş veya çocuğundan biriyle nüfus müdürlüğüne bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte başvurması ve gelmeden önce Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne ait 199 nolu çağrı merkezinden randevu alınması gerekmektedir. 15 yaşından küçük çocukların anne veya babasının tek başına müracaatı yeterlidir. 15 yaş ve üstündekilerin başvuru aşamasında parmak izi alınacağından şahsen nüfus müdürlüğüne gelmesi gerekmektedir. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.